kaybederken Azrail seyre dursun. Anadolu Selçuklu Devleti, Rum Selçuklu Devleti veya Türkiye Selçuklu Devleti, Arapça. Elçika Elrum, Farsça Selçuklu Rum, Büyük Rum Selçuklara Selçuklu Türklerinden kurtulmuş oluyor. Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu coğrafyasına 1075 yılında kurulmuş olan bir Türk İslam devletidir. Türkler çeşitli sebeplerden ötürü ana vatanlarını olan ve Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmış ve kendilerine yeni bir vatan aramaya başlamıştır. Bu yüzden Büyük Selçuklular çevre bölgeleri akınlar düzenlemeye başlamışlar. Örneğin Anadolu'da yapılan ilk akınlar 1015-1018 yılları arasında gerçekleşmişti. Büyük Selçuklu 1042 Dandanakan Muharebesi ile Gazinileri mağlup etmiş ve bağımsız olmuşlardır. Selçukluların bağımsız olmasıyla beraber çevre bölgelerde yapılan akınlara daha sistemli hale getirilmiş. Nitekim bu akınlar sonucunda Anadolu'nun Orta Asya'daki en çok benzeyen bölge olduğu ve buranın Türklerinin yaşanması için uygun bölge olduğunu anlamışlar. Anadolu hakimiyeti için Büyük Selçuklularda Anadolu'yu elinde bulundurulan Bizans İmparatorluğu arasında ilk savaş 1048 yılında gerçekleşmiş ve Pazenler Muharebesi olarak bilinen bu savaşla beraber Anadolu hakimiyeti için gerçekleştirilen ilk savaş Selçuklu zaferiyle noktalanmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ve Tuğrul Bey'in kardeşi aynı zamanda Selçuklu ordusunun komutanı olan Çağrı Bey'in vefatıyla beraber Tuğrul Bey'in erkek evladı bulunmamasından dolayı Çağrı Bey'in oğlu Alp Arslan Büyük Selçuklu tahtına oturmuş ve Anadolu üzerinde yapılan akınları hızlandırmış. Hatta Hristiyan alemi için kutsal bir belde olan Ani beldesinin fethine muvaffak olmuş. Bu dönemde Bizans İmparatoru olan Roman Diyojen ise Anadolu toprakları içinde oluşan büyük tehlikeye beraber etmiş. İçin 20 bin kişilik ordusuyla başkenti Konstantinopolis'ten ayrılmış ve Doğu Anadolu'ya doğru ilerlemeye başlamış ve bu sırada Halep'te bulunan ve Fatimili halifenin ortadan kaldırılmak üzere Mısır üzerine hareket etmekten çok hazırlanan Sultan Alparslan Bizans'ın büyük bir orduyla Doğu Anadolu'ya geldiğini öğrenince hızlıca geri dönmüş ve Halep'e ulaşmış. Daha sonra da iki ordu 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt'te hazır karşılaşmış ve savaş kesin Selçuklu zaferiyle noktalanmış. Bu zaferle beraber İran, Azerbaycan, Horasan gibi bölgelerde bulunan Türkler büyük bir hızla Anadolu'ya göç etmeye başlamış ve başta Ortuk Bey olmak üzere Selçuklu komutanı Anadolu beldeleri fethetmeye başlamışlardır. Süleyman Şah Mansur ve tüm kultu almış olduğu çeşitli taht kavgalarından dolayı Alparslan tarafından hapsedilmemişlerdi. Fakat 1072 yılında Alparslan ölümüyle beraber serbest kalan Kutalmışoğulları önce Suriye'ye giderek bazı faaliyetlerde bulunmuşlar fakat başarısız olmuşlardı. Daha sonra Kutalmışoğulları Süleyman Şah Anadolu ilerleyerek Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i hem yakınlarındaki Nikar işlerini fethetmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Anadolu'da güçlü bir devlet kuran Süleyman Şah Bizans için bulunduğu taht kavgalarını yaralanarak sınırlarını hızlıca genişletmiş. Öyle Sümeyani, Muhammiyel gibi müttefiklerine göre Nikomatiya, İzmit daha fethetmiştir. Bu dönemde Büyük Selçuklu Sultanı olan Melikşah Anadolu'da kendisinden bağımsız bir videomuzu burada yarılıyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.